Canlılığı tesadüflerle açıklamaya kalkan Darwin'in evrim teorisi bu sorular karşısında suskundur. Çünkü Yusufçuğun vücudundaki sistemlerin evrim yoluyla, yani tesadüflerle ve aşama aşama ortaya çıkmış olması imkansızdır. Bunun nedeni, canlının yaşamı için bu sistemlerin hepsinin aynı anda ve eksiksiz olarak var olması zorunluluğudur. Dünya üzerindeki ilk Yusufçuk da bugünkü mükemmel mekanizmalarıyla ortaya çıkmış olmalıdır. Nitekim bizlere doğa tarihini öğreten fosil kayıtları da bu gerçeği doğrulamaktadır. Fosil kayıtları Yusufçukların dünya üzerinde aniden ortaya çıktıklarını göstermektedir. 320 milyon yıllık bu fosil bilinen en eski Yusufçuğa aittir. Daha önceki devirlerin fosil tabakalarında ise Yusufçuğa benzer hiçbir böcek yoktur. Dahası fosil kayıtları Yusufçuğun ortaya çıktığı günden bu yana hiçbir evrim geçirmediğini de göstermektedir. En eski Yusufçuk fosilleriyle günümüzde yaşayan Yusufçuklar tamamen aynıdır. Şu anda gördüğünüz 140 milyon yıllık Yusufçuk fosiliyle yanına yerleştirilmiş canlısı arasında hiç fark yoktur. Bu gerçekler evrim teorisinin geçersizliğini bir kez daha ispatlamaktadır. Ve Yusufçuk böceğinin de dünyadaki tüm diğer canlılarında nasıl var olduklarını göstermektedir. Tüm canlılar, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah tarafından yaratılmıştır ve her canlı onun varlığının bir delilidir. Allah'tan başka hiçbir güç, tek bir sineği bile yaratmaya güç yetiremez. Bu gerçek, Allah tarafından Kur'an'da şöyle bildirilmiştir. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi, gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Bu film boyunca incelediğimiz canlılar, doğadaki yaratılış mucizelerinden yalnızca birkaçıdır. Gerçekte doğadaki tüm canlılar, Allah tarafından harika özelliklerle donatılmıştır ve her biri Allah'ın kudret ve sanatını gösteren birer kanıttır. Önemli olan doğadaki bu muhteşem yaratılışı görebilmek ve amacını kavrayabilmektir. Allah bizden yaratılış üzerinde düşünmemizi ve bundan sonuç çıkarmamızı istemektedir. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur. Yeryüzünde gezip dolaşın da böylelikle Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bir bakın. Sonra Allah ahiret yaratmasını da var edecektir. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir.